New York Modern Sanatlar Müzesi'ndeyiz ve gerçekten çok hoş bir resme bakıyoruz. Henri Matisse tarafından yapılmış olan piyano dersi. Yapıldığı yıl ise 1916. Çok büyük boyutta bir çalışma. Muhtemelen Matisse'in eserleri arasında Picasso'nun tarzına en yakın sayılabilecek eserlerden biri bu. Bazı sanat tarihçileri Matisse'in bu eserle bir anlamda kübizme cevap vermeye çalıştığını düşünüyor. Matisse'in eserlerini düşündüğümüzde aklımıza duygusallık, şehvet gelir. Ancak bakmakta olduğumuz eser sanatçının genel çizgisinin dışında. Parmaklıktaki demirlerin şekillendirilme tarzı biraz arabesk. Bazı sanat tarihçileri sanatçının parmaklıklarda kullandığı bu arabesk tarzın oğlunun piyanoda çaldığı müziğin görsel olarak ifade edilmesi olduğunu düşünüyor. Piyanodaki oğlu, ismi Pierre Matisse, yıl 1916. Pierre Matisse büyümüş ve New York'taki oldukça önemli bir sanat galerisinin sahibi. Diğer sanatçıların yanı sıra babasının eserlerini de satıyor. Resimde gerçek bir denge duygusu hissediliyor. Resimde şehvet duyguları yok demiştik. Ancak sol alt köşedeki kadın figürüne dikkat edelim. Aslında figür değil. Matisse'in yaptığı bir bronz heykelin görüntüsü var. Burada oldukça kıvrımlı hatlara sahip bir kadın heykeli var ve sağ üst köşedeki figürle tezat oluşturuyor. Buradaki figür oldukça katı. Sağ üst köşedeki figür adeta altındaki metronomla özdeşleşmiş gibi. Bu figürle doğruluk, kuralcılık ve disiplinin simgelendiğini düşünüyorum. Bu sofuk kadın figürü Pierre Matisse'i tehdit eder gibi. Onun başının tam üstünde yer alıyor çok düz hatlarla çizilmiş, çok kapalı giysilerle. Sol attaki heykelle tam tezat görüntüde. Metronom iki kadın figürünün arasında salınıyor gibi. Bazı sanat tarihçileri bu resmin aslında düzen, kurallar, disiplinle güzellik ve şehvet üzerine olduğunu düşünüyor. Yüz oldukça kübist bir tarzda çalışılmış. Tek gözü var. Yüzün diğer bölgesi ise metronomu yansıtıyor gibi ve bu görüntü resmi gerçeklikten uzaklaştırıyor. Burada Matisse'in figürü birebir yansıtmak yerine titizlikle geometrik şekilde ele almayı tercih ettiğini söyleyebiliriz. Sağ üst taraftaki şekle bir bakalım. Bu bir figür değil. Burası sanatçının İsveç'teki evi. Sanırım buradaki şekilde evin duvarı. Piyano öğretmeni olarak algıladığımız figüre dikkatlice bakalım. Bu da yüksekçe bir taburede oturmuş bir kadının resmi. Bu Moma'daki bir resim aslında. Yani burada da bir alegori var. Gördüğümüzü düşündüğümüz şey aslında başka bir şey. Matisse burada diğer resimlerinde de gördüğümüz gibi farklı gerçeklikleri iç içe geçirmiş. Pierre dersten kaçıp keyfe dalmak istiyor gibi görünüyor. Dışarıda günün son ışıklarını görüyoruz. Pencerelerin arasındaki güzel üçgene bakın. Işık çimenleri hoş bir şekilde aydınlatıyor. Bu resimdeki Pierre'e bakıyorum. Armand Matisse burada aslında kendini mi yansıtmak istedi? Bu da bir alegori olabilir mi? Ne dersiniz?